Ondan sonra gelmiş işte o zorun devri bir muhtar yapmışlar. Hacı Kara derler bize. Sonra bizim mesela dedem yatağa babam Çanakkale darbedeyken o ölmüş. Ayrı. Ben askere giderken babam öldü. 10 gün sonra. Bizim işimiz kötüdür, boş görürsün onu. Ankara'da askerlik yaptım ben. Orada işte tankçı, o zaman için tank yoktuk, ben gittim ilk kimine. Zırhlı birlik esas olurduk biz. Orada şoför kursuna gittik. Oradan geldik çavuş kursuna gittik. Bir sürü şey. Fakat arkadaşlarım hep öldü. Yani Gücükdere'de vardı birisi. İsa Bey'de vardı, daha yeni öldü o. 10-15 yıl evvel amca öldü. Yani. Ben çiftçiyim, bildiğim gibi çiftçiyim yani. Aynı. Mesela ben askere gittim. Babam ölmüş. Burada bir koca karı vardı, anam vardı tabii. Bu gelin kalıyor. Bir sürü kül şey, bir çift öküz var, eşekler var, damların hepsi kalmış. Kim sürecek çifti? Fakat oldu gitti hepsi işte. Ne zaman evlendin Celal amcacığım? Valla 49'da mı olacak, 50'de mi olacak, orada erken evlendim, erken evlendim. Bu işte halamın oğlunun kızı. O zaman halam sayıdı, babam da sayıdı. Fakat işte öldüre ittir hepsi canım. Anlatlar bu, askerden yattın gel, ne iş yaptın? Askerden geldikten sonra bir iş yaptık. Kamyon aldın bak, gittin oralara. Şey aldınız, geç aldınız diyeceğim, anlat onları bile. Oradan geldik, bir kamyon aldık. Bir, üç kişi. Onu sonra kullandık, bir buçuk, iki sene. Fakat pek iyi olmadı. O zaman için burada kamyon falan ama işte. Velhasıl kelam geldi geleli, ben askerden geldim, öküzler duruyormuş, öküzlerle çift sürdük. Mesela bu motor işi yeni çıktı daha. Şimdi oğlanlar var motorla, çok şükür. Bak sürüyorlar da, tabi zor. Bağcılık yaptınız mı? Bağcılık zaten. Evvelden ben bileli bağımız vardı. Yani az birkaç kişinin bakları vardı. Fakat onlardan üzüm olurdu, bayağı üzüm olurdu yani. Sonra bir işi oldu, porunu tuttu. Birkaç kişi biz ilaç attık, onları kurtardık. O sene kalan hep üzümle zebil oldu gitti. Eskiden kabalarda neler olurdu biliyor musun? Neler yapılırdı? Ay kızım ne bileyim ben. Neler yapılırdı hiç. Buranın düğünleri falan şey olur. İyi olur yani. Şimdi hele şimdi mesela bir düğün oldu mu kına sorulur, bilmem ne sorulur derken sonra çalgı gelir mutlaka. Bayağı insan o hani oturduğumuz yerde orada dolu yani insanlar.
Eskiden odununa gidilirdi deseniz, bu hadi anlatsana. Eskiden oduna gidiyor, aklıma geliyor. Düğün oduna gidilirdi. Düğün oduna giderlerdi. Yani bu köyde bilmiyorum ya, ne kadar eşek varsa çıkardı. Millet de giderdi tabii o da. Birkaç kişi doğrulakçı çıkardı, doğrulaklardı. Yani uzun kiriş. Onu arkalarına getirirlerdi, bir şeyler olurdu. Sizin düğününüz nasıl oldu Elif teyzemle? Bizim düğün şaşkın oldu. Şimdi ablam vardı, onun düğünü çalgıyla oldu da. Fakat Allah'ın şifresi bu. Çocuk çocuk olmadı. Bunu yetmeyeceğim dedi. Kendi düğünü de çok olmuş oldu. Bunların da. Yani bir hafta çalgı çalmışlar. Fakat onun nasip işte yine çoluk çocuğu olmuyor. O garıyla boşanıyor. Dayısının kızını almış. Onu etmeyeceğim buna dedi. Sonra arkadaşlar da çok söylediler ama söylese de olmayacak dedi. Bizim düğün sonu oldu biraz. Yani o zaman çalgı vardı ve çalgısız olanlar vardı. Çalgısız tabii ne olacak, şaşkın oluyor o zaman. Zamanın nasıl geçiyor şimdi? Şimdi çok iyi. Benim üç oğlum var, Allah'a emanet. Birisi Deniz'de, orada git büyük olan. Birisi öğretmen, çala gidip geliyor. Birisi de İleşver Mustafa. Fakat bilmiyorum, nerekti ne biliyor olsa çağırdık yani. Bu kızım o. Bu da kızım. Bu da kardeşim vardı. Kız. Onun oğluna verdik. Anamı rahmattık. Öyle dedi. Neyse. Ya yine Allah razı olsun. Bize bunlara bakıyor yani. Dayıcığım, buradan bir kulu olduğunu zor getiriyoruz biz. Geç çok şükür. Tarım Bağkuru çıktı o zaman. Ona yazıldık da şimdi 800'e yakın para alıyoruz. Allah bereketlesin, bizi çok gidiyor. Koca karıda. Yani o yetmiyor diyor, ne fısarık onunla hep. Bir günün nasıl geçiyor şimdi? He? Bir günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Bir gün işte oraya gidiyoruz bak. Şimdi orada. Ben bir gidiyor, 11'de geliyor. 11-12'de geliyoruz bura. Öğlen sonra bir daha gidiyorum ben. İkinden namazına geldin mi? Ha, tamam, akşam oluyor galiba. Hiç o kızı kızıyla ona gidelim. Sabahtan akşama kadar dışarıda mısın? Kahvede. Aşağı yukarı öyle be. Aşağı yukarı öyle. Ne yapıyorsunuz kahvede? Şimdi oturuyorsunuz işte. Öğlen sonra insan az oluyor. Sabahları çoğuluyor da, geç bak o arkadaşlar vardı orada. Ondan öğlen sonra olmuyor. Sonra çubuk da var, onlar bizde şimdi meşhur da her evde vardır, görüyor musun? Bizim koca doğru, bu kendisi doğru. Sen yardım etmiyor musun Elif teyzeme? Etmiyorum. Edeyim dedim, hayır ben doğrarım dedi. Acardır bu maşallah çok. Sen ona doğru bakma. Ha. Gelin geldim buraya. Bu balık ihtiyar, kayınada ihtiyar. Bu kız evveli bir oğlum oldu, öldü. Şafatçıma bir kez. Ondan kari bu kız dünyaya geldi. Bu 2 yaşına gitti. Denizde duran büyük oğlan benim gövdemde kalmış, kaldı. Bu da askere gitti. Kayınbabamı rahmatlıkta burada yatıyor köşede, ölümce hastalığında. Buna celal kimisi insanlığa böyle çoğaldıra başında. Gitme bu banhalı hal diye kalıvatçık. Kimisi de git arkadaşlarından kalma. Oradan gel onunla döne. Sen kalısın, sana zor gelir dediler. Bu bıraktı gitti. Şimdi kayınbabam rahmatlıkta bu gidince
15 gün mü durdu, 20 gün mü durdu? Öldü kaldı. Allah rahmet eylesin. Biz kayınlayla ikimiz kaldık. Öküzlerimiz var, eşeklerimiz var damda. Ekinlerimiz ekildi. Bağlarımız sürülecek, çapalanacak. Dar ekedik, pamuk ekedik. Bu ekin ekedik, buydu ekedik, arpa ekedik, burça ekedik, nohut ekedik, hepsini ekedik. Bu kadar bağ yoktu evveli, hep talıydı. Onlara neyse işledik, başladık, çift de sürdüm, oduna da gittim, evin içine de işledim, işte bunları da besledim. Çok şükür Allah'a emanet, benim de emanet, üç oğlan bir kız. İşte böyle, bu sonra askerden geldi, yine aynı tas, aynı hamam diyenin hesabı. Gene işte leşberli işledik kızım. Yatılara gidiyorduk, buydu yolumu geldi mi. Ekinden otunu atladık evveli, mallığa yiyecek otunu, sözüm ya bana eşeğiyle dağdan ot çekirdik. 5-6-10 geçim olsa geç Sami'ye gidiyorduk, bir de kıra. Sırtında güğün. Gelin. Kayınlam rahmetli. Ot yükün yolluyva da. Küçük burundan geçiyor sağa gel. Kızılca Boğaz'dan sap oradan. Daha bir saatlik yer. Bura. Dedim. Bir de bahçe dikedik. Su yok. Çamaşır yıkamıyoruz. Çaya, suya oraya gidedik. Çay, sağ deresi derdi oraya. Bahçe dikedik, onunla sulamaya gidiyorduk, onlar sulamaya gidiyorduk. Kara girişimiz vardır, öyle kara giriş. Orada koruluk, çamlık. Şimdi devlet aldı, kesti, çam dikti ya. Evveli herkesten korusu varmış orada, oralara. Oraya oduna gidiyorduk. Bahçede sulanacak. Kızım odun yükünü yolluyor ananla babanla neyse komşuyla kimle giderse. Sapta deriyi sula gel, oldu çayı, bahçeyi. Böyle böyle işte. Bugün nereye geldik şimdi belki hizmet yok. Öyle diyorum, bir de iple yirdik. Fındın fındın tulum atadık, siz bilmezsiniz. Pamuk ekedik, onu efendim. Kuzak derdirdik bir gece, iki gece, üç gece neyse, onu ondan kere pamuğu cır cıra vurdurmaya giderdik. Onu vurdurduk, geldik böyle atadık, bunları yatak doldurduk. Lazımsa ondan kere vırın vırın tulup atadım ben böyle, onu bedirip tutadım böyle, çocuklarımı üyüdürdüm beşiğe gece, gündüz atadım. Gece de böyle onunla üyüvesin de bedirip tutayım, böyle bedirip tutadım. Yuvadım oraya, bir oda eğirmeye başlasın. İşte ev işi, dağ işi, suyumuz yoktu, suya git. Öküz eşeğe bak, bu çifte giderdi. Askerden geldikten sonra, evveli de öyleydi de. Öküzlerin yerini onardım sabahleyin, silahı süpürdüm. Çitten gelip orada komşulan oradan, benim çubukta oradığım yer var ya, oradan komşulan oradan çıktım. Lay! Derdi bu bana. Bir bağırdı. Kayınlamı rahmatlık teşhide. Kokma! El göğüste düven durasın. Kök! Öyle zaten öyle alıştırdı. Öyle çıkardım ben. Neyse öküzleri eşekten hibi, tobi indirdim. Sözüm ya bana. Öküzleri takadım. Yağmur da geldi bazı onların üstünü böyle süpürdüm. Ondan sonra çıkağa geldim bura. İşte böyle geçti ömrümüz kızım. Daha ne diyeyim? Celal amcam hiç çalışmamış gibi anlattın. Hep sen mi çalıştın böyle? Yardım etmedi mi hiç? Etmedi. Etti de. Bu bir cez, evin bir cez oğluymuş da. Oğluydu da. Bunu hüsüs beslemişler. Celal arpa yolmuşlar. Cenk elbet otur. Bizi arpa yolamaya giden kadınlar beni hindi diyiveriyor. Biz yoladık diyor, o da bizle yaşadı da. O bize bir bazı susadık mı, su istedik mi, su getiriverdi. O kölge oturdu öyle diyor. Yaşamamış kayınacığım rahmetliğin çocukları. 9 tane evlat, şafatçı maderi. 9 tane olmuş ölmüş, olmuş ölmüş, olmuş ölmüş. Sonra attan kerbi
Bunun bir de ablam vardı işte rahmetlik, o da öldü. Hatice vermişler adını. Öyle yaşamış. Buna da Celal vermişler, bu da öyle yaşamış. Hocaya mı gittiler, hacıya mı gittiler? O zaman bilmiyorum işte onlar öyle demişler. İşte öyle. Ben bundan çok çalıştım tabii. Bu şey derdi, kayınbamı rahmetlik, daha ben yeni geldiğimlerde. Celal, İstanbul'a git, gez, öğren, açıl. Ankara'ya git. Bir adam bulmuş, Ortaköy'de, Velleyan'dan buna. Ayın üstün derlerdi. Onunla bu öyle giderdi. Gittim bir hafta doğum günde geldi. Öküz eşek bana bakıyor, hizmet bana bakıyor. Çocuk bab, kayınla ihtiyar. Oncağız gene Allah razı olsun. Alagordu çocuklarım, ben hizmet işlemeye giderdim. Neyse, darı pamuk çapası oldu. Bağ çapası oldu. O Denizli'deki oğlan bu askerde gövdemde kaldı. Babam rahmetlik öldü kaldı kayınbabam. Bu bağ işinde, kuru bağ işinde bu askere gitti. Yeşerdim bağlar bir de filizle oluyor şöyle bir daha sürülüyor o zaman. O zaman benim Mehmet Ali vardı dünyada şeyde. Dünyada yoktu da daha. İki tane insan bulduk bağ çapalı diyoruz. Böyle sürdüm sürüverdiler bağımızı. Çapaladım geldim. Orada ikinden oldu. Kayınlama rahmetlik dedi ki bana, hadi kızım dedi. Git kaça kaça git. Bir mercimek ağaç çorbası pişir. Pişirek o dedi. İnsanlara ekmek getiriyor. Sabahleyin getiriyor, öğlen getiriyor, akşam getiriyor. Ben buraya kaça kaça geldim. Pişirdim hemen mercimek çorbasını. Ocağa vurdum, ateşi vurdum altına pişirdim. Oradan çingilme bir deste aldım. Dere bunar dedi, söyle belki bunarla kalap oluyor diyor. Oraya aşırda gittim. Doldurdum geldim. Akşamüstü geldiler, sancıklarımız ekmeği yedik, suyu içtik. Ertesi gün kuşluk benim Mehmet Ali dünyaya geldi. Bak sabah kadar çektim. Akşam kadar çapa çapaladım. İşte böyle geçti ömrümüz. Ondan sonra biz hiç çocuklarımın hakkı çoktur bende. Çocuklarımın hakkı çoktur bende. Öyle diyorum ben de. Ana bana diyorsun oğlum sizin bende hakkınız çoktur. Çünkü sütüm olmazdı. Çalışmaktan mı olmadı? Cinsimden mi olmadı? Besleyemedim çocukları. Öyle ballım güldüm besleyemedim. Sonra hindiki gibi çocuklara bez bağlamak yok. Hindiki bizim pazar yerini görmüşsünüzdü. Pazar yer yaptılar. Koca köylü dora, köl böyle dolardı. Orada yıkadık hindi, anma sayıp. Sabahli taliye bağa gidiyoruz, işe gidiyoruz. Kayınlamı rahmetli, eşeğe mindirdik, büyük sene kasadık. Ekin yolmaya gitsek de. Ondan sonra bir hibede ekmeğin suyun oldu. Aşın ekmeğin oldu, asadık hibeye. Orada onu hemen yıkadım. Kimini öyle hibenin gözlerine serdim. Bez bundan bez. Kurdu, oraya varınca kurusun, kiyecek yok. Ya üç ya iki. Sözüm ya bana, çocuğa kiydirecek. Hindiki gibi pazarlardan varı varayım, bir takım alı varayım, bir şey de vereyim ama yok. Elimizde dikiyoruz hepsini. İşte öyle. Çocukları sarınladık arkamıza. Anacığım rahmetlik beni öyle bir kolan dokuyordu. Öyle enlilikte böyle dokuyordu. Oradan postalları kiyedik kürttek. Bir saatlik yere. Daha İngaşı deriz, Kavlakla deriz. Demir Ocak deriz. Gökçe Kaklık deriz. Oralara etalalarımız var. Ekin ekedik. Oralara yolmaya giderdik. Bir de yatıda yatardık bir de. Bir de yattı. Kayınlama rahmetlik eve geldi. Çocuğun birini eşeğin götüne mindirdi. Neyse büyüdüğü zaman. Büyüyse. O eve geldi. Biz orada yatıda bununla kalırdık. Yatardık. Eve gelsen yayan yapıldı. Her gün çocuğu arkanda. İşte. Rezildik kızım. Rezil. Çocuklarımı rezil besledim. Sütüm olmazdı. Yük etmeyi saçta kızardırdık. Böyle 3 tane 4 tane. Ben onu şekerle tüpekte böyle döyedim, elekten de eledim. Onun içine bir tavyan kapçığı katadı.
kayınlam rahmet uyusun derdi. Çocuklar uyusun derdi. Biliyorsunuz mafyanın. Onun için o tutağı iyidir çocuklar sütlü ya. Onu ederdik. Bir de fülcen, bir de çay kaşığı. Onu kesiye katardım böyle. Oralara vardık mı baba taliye neyse kayınlamı rahmattık çocukları emzirdim ben doymazdı. Ondan hemen karardı. Fülcen de suyla karardı çay kaşığına böyle yedirdi. Onunla besledim sizi diyorsun. Oğlum evlatlarım ben de hakkınız çoktur halal edin hakkınızı. Ana sen bizi gövdende götürmüşsün. Arkanda sırtında mindirmiş götürmüşsün. Senin etmiş yedirmişsin dikmiş giydirmişsin. Senin hakkın çoktur diyorlar beni oğlanla, oğlanla. Sen halal et, ben halal ediyorum diyorum ben de. Ben halal ediyorum şimdi de, siz de beni halal edin. Diyeceğim işte böyle böyle kızım. Bugünlerimize geldik çok şükür.